Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz tekrar. Şimdi bu konuşmamda başlığından anlaşılacağı üzere Yavuz Sultan Selim'in hilafete devralma meselesi ve Osmanlı hilafetinin nasıl anlaşılıp nasıl anlaşılamayacağı konusu üzerinde durmak istiyorum. Esas itibariyle bu konunun hem teorik yanı var, buna çok fazla girmeyeceğim. Bu biraz farklı bir durum. Aynı zamanda da son dönemdeki tartışmalar var. Bunlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü farklı bir siyasi durumu ortaya koyuyor. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan süreçte hilafet kavramı aslında çok daha farklı bir çerçeveye büründü. Siyasi mirazalarla ki bunu hepiniz ben diyorum da gayet iyi biliyorsunuz. Ondan sonraki gelişmeler ve hilafetin kaldırılması meselesindeki tartışma zemini gerçekten son derece ilginçtir. Özellikle 1876'daki Kanun-ı Esasi'de hilafetle alakalı kavram ondan sonraki gelişmeleri zaten tayin etmiştim. Bir müddet sonra da özellikle 20. yüzyılın başlarında Birinci Dünya Savaşı arifesinde Arap ülkeleri üzerindeki faaliyetleri sebebiyle bu arada Osmanlı hilafetinin yeni baştan düşünüldüğü ve bu sırada hilafete karşı bir takım araştırmalar yapılarak bunlara yayınlanmış olduğunu biliyoruz. Bu zemin aşağı yukarı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber hilafetin kaldırılması aşamasında Millet Meclisi'ndeki tartışmalarda da açık şekilde kendisini gösterdi. Ben bu konuda durmayacağım. Bunlar üzerinde çok literatür var. Benim asıl burada sizinle paylaşmak istediğim şey bu işin menşei. Yani Osmanlılar acaba bu hilafeti nasıl devraldılar? Ya şöyle diyelim. Osmanlılar bu hilafet meselesini acaba nasıl algılıyorlar idi? Bu zamana kadar bildiğimiz ana tema Yavuz Sultan Selim'in özellikle Mısır'ı almasından sonra hilafetin o dönemki halife tarafından Yavuz Sultan Selim'e devrilmiş olduğu konusu üzerindeydi. Ve bu konu hiç adeta tartışılmaksızın uzun bir süre literatürde yer etti. Hatta bugün bile literatürde çok açık bir şekilde yapılan bazı araştırmalara rağmen hala bu ifadeler literatürde yer almayı sürdürmektedir. Gerçekten hilafette devir olur mu? Olmaz mı? Böyle bir şey oldu mu? Bu konu epey bir zamandır Osmanlı tarihçiliğinde ana tartışma konularından birini oluşturdu. Bu tartışma aslında 20. yüzyılın başlarında hilafet meselesinin üzerine oluşan karşı çıkışların da bir yansımasıdır. Aslında biraz oraya da bakmak lazım. O dönemde yapılan çalışmalarda da böyle bir devirin olamayacağı konusu üzerinde durulmuştu aslında. Fakat o tartışmalar daha sonra unutuldu ve yeniden Yavuz Sultan Selim'in hilafeti devraldığı konusu çok açık bir şekilde uzun bir süre bizim Osmanlı tarihleri önünde literatürüne girdi ve bugün de hala önemli ölçüde bu durum literatürde zikredilmeye devam etmektedir. Gerçekten böyle midir? Yani eğer böyleyse bu şekilde bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Biraz bu konu üzerinde durarak bundan sonraki gelişmeler acaba nasıl oldu? Gerçekten Osmanlılar hilafet kavramını kendileri için nasıl bir şekilde bu konu üzerinde durup kendilerini bu şekilde bir algılama içerisinde hissettiler? Nasıl tarif ettiler? Saltanatla hilafet meselesini acaba nasıl bağdaştırdılar? Bundan sonraki gelişmeler, özellikle 16. yüzyıl, 17. yüzyıldaki gelişmeler tahtında bu konuyu özellikle ne şekilde formülasyonunu yaptılar. Bu konular üzerinde biraz durmak istiyorum. Çok fazla sizi de sıkmadan bazı temel konuları hemen burada ifade ederek bunun bir tarih seyrini sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi biliyorsunuz bu hilafet kavramı aslında devlet başkanı
şey içerisinde, kavram içerisinde değerlendirilmesi meselesi Kur'an'ın hükümleriyle aslında doğrudan doğruya ortaya atılmış bir şey değil. Yani buradan ortaya çıkan bir şey değil. Daha sonraki dönemlerde bu anlamda bir yeni bir kavram şeklinde devlet başkanlığı, saltanata dönüşmesi şeklinde bir gelişme söz konusu olmuştu. Bilhassa burada çok açık ibareler olmamakla beraber Kur'an'da, daha sonraki hadis literatüründe bu konu üzerinde bazı önemli argümanlar söz konusudur. Ve burada özellikle kullanılan terminoloji içerisinde dört halife devri ve oradan sonraki mülhem olarak Halifetullah, yani Allah'ın gölgesi, yer üzerinde Allah'ın gölgesi sıfatının takılması meselesi bu devlet başkanıyla eşit bir durumu ortaya koyuyordu. Yani bu aslında Allah'ın halifesi değil mi? Aslında İslam fıkıhçıları tarafından tartışıldı. Çünkü Allah'ın halifesi dememek lazım, peygamberin halifesi demek lazım şeklindeki bir argüman da ortaya konuldu ama daha sonraki dönemlerde Halifetullah tabiri, Zillullah tabiri Osmanlı dünyasında padişahlar ünvanı olarak kullanıldığı gibi başka İslam hükümdarları için de aynı ünvanlar geçerli oldu. Yani bunu çok açık bir şekilde kullandı. Ne de olsa insan burada önemli bir kavram. Allah'ın halifesi yer üstünde insanı bizatihi kendisidir normalde. Böyle bakılır. Ama buradaki idareci anlamındaki buraya bir kutsiyet verme kavramı bu dönemlerde oluştu. Aşağı yukarı Emevilerden sonra Abbasilerle başlayan bir süreç var. Bu süreçlerde kendisi çok açık olarak gösterdi. Dört halife devrinden sonra mesela bir Müslüman toplumunun bir başkanı olması anlayışı içerisinde bunun kim tarafından teklif edileceği veya seçileceği konusu epey bir sıkıntı oldu. Bunu biliyorsunuz yani dört halifeden sonraki gelişmeler tahtına bakıldığında Muaviye'den sonraki veraset sisteme dönüşmesi İslam toplumunun başkanının verasetle gelmiş olması, yani saltanata dönüşmesi gerçekleşmiş oldu. Aslında mesele başlangıçta böyle değildi. Bir seçici kurul, yani Ashab-ı Hall-i Akt diyorlar bunlara, bir kurul var veya şura var. Bunlar tarafından seçilerek normalde bundan önce böyle bir durum söz konusuyken, şimdi saltanata dönüşen Muaviye'den itibaren Emevilerde, daha sonra Abbasilerden de söz konusu olacaktır. Saltanata dönüşen bir yöne ortaya çıktı. Öyle bir anlayış zaman içerisinde yerleşti ki, hem bu sadece Emevi Abbas ve diğer Müslüman hükümdarlarda değil, Osmanlılar içinde geçerli olan şey, saltanat sistemi sanki sadece İslami idarenin bizatihi ana efendim ortaya koyduğu temel bir idare tarzı gibi takdim edilmeye başlandı. Normalde başlangıçta böyle bir şey olmadığını tarihseye çok açık şekilde gösteriyor. Velev ki yani böyle olsun veya başka türlü olsun, Kur'an'da bu anlamda bir hükümler nasıl idare edileceği hakkında bir hüküm olmadığına göre bu değişik idareler olabilir. Ama burada önemli olan taraf idarecinin adil olması ve iyi idare etmesi şeklinde ve zulmü kaldırması şeklinde formüle edilebilir. Bu nitelik budur ama bu niteliğe sahip olan kişi ister bunu halil seçer, meclis seçer, isterse saltanatla beraber makama gelebilir. Bu anlamdaki yorumlar bir müddet sonra bu şekilde yapılmaya başlandı. Şimdi bu şekilde muhtemelen Emeviler daha sonra Fasiler döneminde oluşan bir anlayışın Fasilere yansıdığını da görüyorsunuz. Mesela burada halifenin Kureyş'i olduğu düşüncesi ki bu özellikle Osmanlı hilafetleri açısından son derece önemlidir bu tartışmalar. Halifenin Kureyş'i olacağı Buhari gibi daha pek çok sanki hadis kitaplarında bu zikrediliyor. Aynı zamanda iki halifeye biat edilmesi halinde diğerinin katledilmesi, ortadan kaldırılması hadisi. Keza bu da Müslim'de geçen bir hadistir ve buna da çok sık atıf yapılıyor. Şimdi bütün bunlar aklınızda bulunuyor. Şimdi bir oraya bir nokta koyalım. Bunlar daha sonraki Osmanlı uygulamalarına bakıldığında bunların çok açık bir şekilde tartışıldığını, ortaya konduğunu, zaman zaman yapılan icraatların bunlara dayandırıldığını göreceğiz. Şimdi durum böyleyken bu özellikle bilhassa 11. yüzyıldan itibaren çıkan Akyam-ı Sultaniler dediğimiz bir takım kitaplarda
iyi bir yöneticinin vasıfları ortaya konmaya başlanırken bu liderlik açısından bunun çeşitli vasıfları seçilen bir kurum. İster saltanat için olsun, isterse seçimle gelmiş olsun. Öncelikle biatın ona şart olduğu düşüncesi, halkın ekserisinin biat etmesinin gerekli düşüncesi hakimdir bu anlamda. Ve öte yandan da eğer kaideleri, şeriatı çiğneyenler varsa, zulüm yapanlar varsa da bunların yine alınan bir kararla tahttan indirilmesi veya yöneticiye uzaklaştırılması söz konusudur. Bunlar bu anlamda saltanatla aslında çelişen kararlar gibi görünebilir. Çünkü saltanatta nihayetinde bir ailenin hanedan hakim olduğu bir süreç var. Ailenin hakim olduğu bir süreç, hanedan içerisinde böyle bir bunları tahta indirebilecek olan bir kuruluşun olması, o hanedanın esas itibariyle durumunun ciddi anlamda sarsabilir. Yani kontrol mekanizması olmuş oluyor isterseniz. Şimdi Osmanlı tarihine baktığınızda ilk dönemlerde bunları görmeniz mümkün değil ama daha sonraki dönemlerde birazdan bahsedeceğim. Bütün bu hususlar açık bir şekilde zaman zaman ortaya çıktı ve tahta indirmeler, gerekçeler alınırken buraya dayanıldı. Ama bu gerekçeler kavramı içerisinde de hanedanın vazgeçilmesi çok açık bir şekilde ortaya atıldı. Yani her ne kadar tahta indirilen bir şahısın yerine geçecek olan kimse yine hanedanın kendi içerisinden seçilmiş oldu. Yani hanedanın vazgeçilmezliği çok açık bir şekilde kendini gösterdi. Fakat buna karşılık başka siyasi devlet kurması, başka Müslüman devletlerde bu durum çok açık bir şekilde kendini göstermiyor. Daha farklı, başka hanedanların devreye girdiğini biliyoruz. Halbuki Osmanlıların diğerlerinin ayıran en önemli hususlardan bir tanesi, işte bu hanedanın sürekliliği prensibidir. Şimdi bunları çok ana hatlarıyla, çok da teorik tartışmalar var. Bunlara uzun uzadıya girmek istemiyorum. Zaten benim tam konum da değil, bunu daha farklı bir şey çerçevede ele alabiliriz. Burada şöyle bir durum tabii zamanla ortaya çıkıyor. Emevi Abbasi hakimiyetin sırasında sadece Abbasi halifelerinin yanı sıra onun dışında başka Müslüman devletlerin zuhur ettiğini görüyoruz. Şimdi İslam coğrafyası genişleyince sadece tek bir devlet değil, zaman içerisinde başka birçok İslam devleti de ortaya çıktı. Ve bunların hükümdarları da kendilerini bir meşru hükümdar olarak ortaya koydular. Ve hatta o kadar ki hilafet lafzını, halife lafzını retorik olarak kullandılar. İşte demin bahsettiğim gibi buradaki halife kavramı gereksel olarak Abbasilerin bir devamı ve dini bir, manevi bir iddiadan ziyade tamamen siyasi bir iddianın yansıması gibi gözüküyor. Osmanlılar da 1. Murat döneminden itibaren halife unvanını kullandılar, yani hükümdarlar. Buna dair kayıtlarımız elimizde var. Fakat buradaki halife kavramı bildiğimiz anlamda yani manevi bir, dünya dini bir çerçevede değildir. Sadece kendisinin, demin bahsetmiştim, iyi bir hükümdar vasfı. Nedir bu iyi bir hükümdar? Adaleti yönetmek, refaha sağlamak ve dini kötülüklerden korumak şeklinde formüle edilir. Bu hususları yerine getiren hükümdar bu ünvanları kullanabilir. Burada bir beis görmüyorlar bu anlamda. Fakat diğer kısmı, yani Abbasi hilafetinin devam ettiği çok da açıktır her şeye rağmen. Ve bu halife ünvanını kullanmış olduğuna rağmen bu hükümdarlar, Müslüman hükümdarlar bu defa Abbasi halifesinden bir menşua, bir berat almak gereğini hissettiler. Meşru bir hükümdar olarak kendilerinin tanınması için. Yani böyle bir bağ ortaya çıktı. Biliyorsunuz Abbasi hilafeti sona erdikten sonra oraya mensup birisinin bir Abbasi halifeti Kahire'ye gelmek suretiyle orada Abbasi hilafetini sürdürdü. Bunun üzerine çok tartışmalar var. Yok o oradan geliyordu, yok o aileye mensup değildi diye ama netice itibariyle böyle bir kabul gördü. Halifenin Kahire'ye gelmesiyle beraber Abbasi hilafetinin siyasi kimliği tamamen ortadan kalkmış oldu. Onun yerine Memlük Sultanlığı'nda çift başlı bir idare tarzı oldu. Yani dini ve manevi anlamda halife var ve onun yanında sultan. Halkın işleri idare eden, yöneten, adil bir şekilde idare eden sultan. Yani böyle bir ikili yapı ortaya çıkmış oldu. Vaktiyle Abbasi hilafeti döneminde halife kavramı bu ikisini birden içine alan bir kavram şeklinde kendini gösterirken şimdi
bu şekilde ikili bir kavram ortaya çıkmış oldu. Bu anlamda bu durum aslında Memlük Sultanlığı'nın dışındaki diğer Müslüman devletler tarafından da kabul görmüş gibi anlaşılıyor. Çünkü hem Osmanlı, hem Anadolu Beylikleri, hem diğerleri çok açık olarak biliyoruz ki kendi meşru hükümdarlıklarını ortaya koyabilmek ve bunu her tarafa yayabilmek amacıyla halifeden bir menşur almayı gerekli gördüler. Yapılan müracaatlar var. Halifenin de yine bunlara göndermiş olduğu, onlara hükümdar olarak tanıtmış olduğu, meşru olarak tanıttığı mektupları var. Dolayısıyla bu mektuplar vesilesiyle kendilerini bu anlamda meşru görüyorlar. Bu alışılmış bir durum ortaya koydu İslam dünyasında. Yani bütün Müslüman dünyasının tek birileri olacaktır ve bunun vazgeçilmezliği söz konusu olacaktır. Birisi başka birisi çıkarsa bu ortadan kaldırılacaktır kavramı. Böyle bakıldığında makul bir seviyeye gelmiş oluyor. Ne zamana kadar? Osmanlıların ortaya çıkışı ve bütün İslam dünyası hakim oluşuna kadar. Şimdi bu noktaya getirdikten sonra meseleyi, peki nasıl bir gelişme var? Şimdi 16. yüzyılın başlarına dönersek siyasi yapı itibariyle, bir kere Müslümanların hakim olduğu coğrafyada bildiğiniz gibi işte Osmanlılar Anadolu ve Balkanlara yayılan geniş bir coğrafyada hakim bir imparatorluk vasfını işte Fatih döneminden itibaren ele aldılar ve bu vasıfların esas itibariyle bu dünyada hakim kıldılar. Onun yanı sıra 16. başlarını için kastediyorum. Yavuz dönemine doğru geldiğimiz dönemler Akkoyunlar yıkılmış, yerine Safeviler devleti kurulmuş ama Safevi devleti Şii tandanslı ve daha ziyade onu ortaya koyan Şah İsmail'in kendi prensipleri çerçevesinde bir devlet. Daha sonra bu Caferi mezhebine doğru bir dönüşüm yapacaktır. Şah İsmail'in görüşleri Tahmasp zamanında. Yani Şii devlet kavramı içerisinde idare eden bir devlettir. Babiller var hemen arkada. Geniş bir Hindistan coğrafyasına sahip. Onlar da Sünni bir devlettir. Efendim. Ve onun yanı sıra yine şeyde Kuzey Afrika'ya doğru olan bazı küçük emirlikler mevcut bulunuyor bu dönemde. Osmanlıların işte Yavuz Sultan dönemine gelindiğinde doğuya doğru yönelik olarak öncelikle Safevilerin bertaraf edilmesi, hemen ardından da Memlük Sultanlığına yönelik olan seferler sırasında Memlük Sultanlığının topraklarına hakim oluşuyla beraber başlayan süreç son derece önemli. Bu hilafet bakımından da tabii mühim gelişmeleri ve değişimi de başlangıcını oluşturuyor aslında. Şimdi Yavuz Sultan Selim'e dönersek, Yavuz Sultan Selim böyle bir tehlike, yani Safevi tehlikesini o Anadolu'dan uzaklaştırdıktan sonra Mısır seferini zihinde tasarlayarak doğrudan doğruya sırf hilafeti elde etme ve gücünü orada ikame etme düşüncesini mi hareket etti? Yoksa o dönemde meydana gelen bazı siyasi gelişmeler onu buna mecbur bıraktı. Bu iki sualin cevabını ben işte Yavuz Sultan Selim'le ilgili yapmış olduğum incelemede, monografide ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Bunun üzerine fazla durmak istemiyorum. Ama benim kanaatim Yavuz Sultan Selim'in Memlükler üzerinde bu anlamda çok önceden planlanmış bir faaliyete girişmediği yönündedir. Sadece bu kadar söyleyeyim. Onun argümanlarını orada esaslı şekilde vermeye çalışmıştım. Dolayısıyla böyle bakıldığında ki olayların seyri biraz öyle. Çünkü çıktığı sefer Memlük seferi değil de Safeviler üzerine bir sefere çıkıyordu. Şah İsmail hareketi yarım kalmıştı. Onu bütünüyle ortadan kaldırmayı düşünüyordu. Bu amaçla Diyarbakır bölgesine kadar geldi. Malatya tarafına indiği andan itibaren aşağı ve Antep tarafına doğru geldi andan itibaren. Bu gelişmeler karşısında da Memlük Sultanı Kansu diyelim. Kansu diye yanlış olarak biliniyor. Kansu kelimesi, yani burada bir Fransızca belirtmem lazım. Bugün de bizde Kansu çok sık kullanılan bir isimdir. Yanlış bir isim. Tekrar söyler misin? Kansu. Doğrusu kanı saf anlamında. Kanı saf. Çünkü Arapça yazılırken Kans, Kaf, Nun, Saf, Vav diye yazıldığı için Arapçada vokallerde biliyorsunuz gösterilmiyor. Doğrusu kanı saf. Yani çerkez bunlar. Kansu Gavi ile aynı mı? Efendim? Kansu Gavi ile bu aynı mı? İşte onu kastediyorum. Kansu Gavi ismi Kansu değil, aslında Kansa. Fakat yanlış okunduğu için Arap şeyde, modern dönemde Kansu diye geçmiş. Yani bizim modern dönemde okumamızdan kaynaklanan hatalı bir şey. Yani yeni harflere geçirirken Kansu diye okunmuş.
kelime. Aslında kanısak, onu demek istiyoruz. Gavri'nin bir anlamı var mı? Gavri, Gavri diye bir kasabadan, ondan dolayı Gavri diyor. Oraya mensup anlamı var. Evet, ismi bu. Kanısav diye. Kanısav. Kanısav. Tuman Bay'da hocam o zaman. Tuman Bay değil mi? O başka Tuman Bay, doğru. Problem. Duman demek Tuman biliyorsunuz. Hayır, orada problem yok. O bakımdan o Gavri'nin özellikle ordusunu toplayarak bu Antep taraflarında gelişiyle beraber iki ordu birbirine çok yakınlaştı. Ve bir müddet sonra aradaki bu şeyler, yakınlaşmalar, mektuplaşmalar, elçili göndermeleri sıcak bir çatışmaya dönüştü. Halep'te, Mecidabad'da yapılan savaş çok kısa sürdü ve Memlük ordusu burada darmadağın oldu. Ve Gavri de bu savaş sırasında hayatını kaybetti. Gavri'nin yanında o dönemdeki Abbas halifesi mütevekkil de vardı. Öyle geçirmişti. Halifeyle geçirildi. Yavuz an itibariyle hatta Halep'teki hutbeyi halife onun adını okudu. Onu biliyoruz. Sonra Şam'a yürüdüler. Şam'ı ele geçirdi. Önce aslında gitmek istemiyordu. Kahire üzerine yürümek istemiyordu. Fakat şartlar bu hareketin yarım kalmasına da müsait değildi. Onun üzerine Kahire'ye yürüme kararı aldı. Çok hareketli bir orduyla, sayısı fazla değildir söylenen aksine, Ridani yönlerinde son Memlüklerin işini kırdı. Ardından da Kahire'ye girdi Osmanlılar. Ancak Kahire'de sokak çatışmaları oldu 3 gün boyunca. Çok feci bir sokak çatışmasıdır bu. Bütün Kahire halkı, kaynaklara, kroniklere çok açık olarak biliyoruz. Damların üzerine çıkarak çoluk çocuk Osmanlı askerlerinin üzerine her türlü işte taş, işte sopa ne varsa evlerine geçip atarak bu şekilde Kahire artık sokak sokak fethedildi. Osmanlı tarafından ele geçirildi. Fetih diyorum, şimdi bu kavram da biraz bizi hep şey yapıyor, zihnimizde farklı çağrışımlar yapıyor. İsterseniz böyle küçük parantez açayım. Şimdi fetih kavramını biz Mısır'ı fethediyoruz. Değil mi? İstanbul'un fethi ayrı bir konu. Mısır'ın fetih kavramını bazı meslektaşlar, bilemiyorum hangi sahiplerle, fetih kavramını mukaddes bir kavram gibi ele almak suretiyle bunun sadece şeylere karşı, Hristiyanlara karşı olacağını iddia ediyorlar. Müslüman dünyası, ki Müslüman dünyasının birbiriyle olan çatışması ve sonrasında birbirini diğerine geçirmesinin fetih olarak söylenemeyeceğini, çünkü burada bir kutsiyet söz konusu değil, bunu söyleyip bunun fetih olmayacağını söylüyorlar. Bana göre görüş doğru değil. Fetih kelimenin tam anlamıyla açmak demek. Fetih kelimeye bir mukaddes bir Allah'ın biz yüklüyoruz sonra. Niye yüklüyoruz ki? Dönemin kaynakları da zaten böyle demiş. Fetih Mısır diyor çok açık, yani kroniklerinde, bütün kaynaklarında fetih diye geçer yani. Yani bu böyle biz bir takım kararlar alıyoruz, bunlara mukaddes anlamlar yükleyerek daha sonra yok efendim bu kullanılmaz diye itiraz ediyoruz. Bu çok yaygın yapılan bir şey bugün. Başka kelimeler de var böyle. Bir tanesi imparatorluk kelimesi de aynı şey olur da geçerli şeyler. Neyse o konulara çok fazla girmeyelim. Zaten yani, fetva da oradaki zulüme karşı sizin kitabınızda yani. Evet. Oradaki zulüme karşı bir fetva alıyor galiba. Evet. Yani bir fetva halkına yeteri kadar zaten meşhur zeminler içerisinde iki Müslüman hükümdarın birbiriyle çatışması Kur'an ahkamına göre yasaktır. Fakat gerekçeleri var. Nedir? Zulüm çok önemli. Eğer halkına zulüm eden birisi varsa, demin bahsettim size, o zaman onun idarecilik açısından yapması mümkün değil. Mahsurdur, mutlaka indirilmesi gerekir. Yani emri bil marufu yerine getireceksiniz, şarttır bu. Yani bu kavramlar açıktır. O yüzden bu alınan fetvalar da bu yola çıkıyor. Fakat alınan fetvanın muhteviyatı aslında Şah İsmail ile alakalıdır. Çünkü Yavuz Sultan Selim Şah İsmail üzerine yürürken ona engel olan bir İslam hükümdarı var. Yani Gavri çünkü öyle gelmiş vaziyette. Alınan fetvada buna vurgu yapıyor. Zulümden çok buna vurgu yapıyor. Dolayısıyla yani İslam dışı sayılan birisine yardım eden bir Müslüman hükümdarı şeklinde Gavri'yi niteliyor. Yani meşruiyet zeminini bu çerçeve içerisinde koymuşlar. Fetvada bu var. Dolayısıyla onlara yardım edildiği için de onun da bertarafı mümkündür diye sefer gerekçesi ileri sürülür. Şimdi Kahire'ye ele geçirdikten sonra halife yanında yalnız. Yavuz Sultan Selim halifeyi Kahire'ye kadar hep yanında taşıyor. Kahire geldiği zaman buradaki hakimiyetini tam anlamıyla perçinlemek için de bu defa orada halifeyi kullanıyor Yavuz. Yani halifenin
halife daha doğrusu Osmanlılar lehine orada faaliyet yaparak Emevilerin Osmanlı sistemine entegrasyonu sağlamaya çalışıyor. Fakat bir müddet sonra halifenin nezdinde bazı Memlük beylerinin bir takım aykırı faaliyetleri görüldüğü için de bunun üzerine Yavuz Han Selim halifeyi diğer bazı Memlükleri gelenlerine kadar takip bir 600-500 kadar bir Memlük o dönem emirler var, beyler var, işlerinde sanatkarlar var, ulema var. Bunlara göre halifeyi kimlere İskenderiye gönderip oradan kimlere İstanbul'a kendisinden önce gönderiyor. Ve kendisi de meşru bir hükümdar olarak kendisinin yani hilafetin dışında tıpkı Memlük Sultanı gibi artık bu bölgeleri, bu kesimin Osmanlı'ya ait olduğunu gösterebilmek amacıyla Kayat-ı Cebel denen sembolik bir anlamı var bunun çünkü. Yusuf'un tahtı diyorlar. Yani Yusuf Hazreti Osman hareketle Memlük Kahire için bunu söylüyorlar. Buraya çıkarak artık kesin surette Yavuz Sultan Selim bir hükümdardır. Herkes tarafından hükümdarlığa tasdik edilmiştir diye sembolik bir orada bir tahta çıkış merasimi yapılıyor. Bununla beraber artık Memlük idaresi sona ermiştir anlamına geliyor. İlginç olan taraf o dönemin tarihçisi İbn-i Yaz, Memlük tarihçisi bu olayları bize aşağı bulmuş yazıyor. Tamamen Osmanlı'nın aleyhine yazan bir tarihçidir aslında. Yazdığı kitapta Yavuz Sultan Selim ve Osmanlıların yaptıklarını çok da abartarak olabildiğince hem tenkit ediyor. O bile Memlüklerin artık zeval bulduğunu ama işte yeni Memlük idaresinin Yavuz Sultan Selim'in nezdinde yükseldiğini ileri sürüyor. Çünkü Memlük sisteminde bakınız orada sultanın yakınları tahta geçiyor. Yani orada veraset yok Memlük Sultanlığında. Veraset olmadığı için bu ister şu cenaha mensup olan birisi olsun, ister bu grubu mensup olsun, idare açısından bir problem teşkil etmiyor. Yavuz'un da bu anlamda Kalkın Cebel'de bu saltanat makamından çıkması, yani Memlük tahtından çıkmasıyla beraber fark eden bir şey olmadı onlar açısından. O yüzden Memlükler bir bakıma eski Memlük Sultanlığı'nın gücünün daha doğrusu yeniden ihyasını Yavuz Sultan Selim'in şahsına bağladılar. İlginç bir şekilde 18. yüzyıldan itibaren başlayan bir süreçtir bu. Bu da ayrı bir husustur. Biz tekrar konumuza geldiğimizde Yavuz Sultan Selim halifeyi İstanbul'a gönderdi. Aslında amacı Yavuz Sultan Selim'in mukaddes yerleri de kendi kontrolü altına aldığı için artık Memlük Sultan'ın üstlenmiş olduğu rolü kendisi üstleniyor şimdi. Dolayısıyla artık hadim-ül haremeyindir. Kendisi zaten bunu çok açık bir şey olarak ifade etti. Hadim değil, yani bir hakim değil. Oranın ancak biz hadimi oluruz diyor. Yani hakim değil, hadim olur. Çünkü Mekke'ye göre işte anahtar oğlunu gönderdi. Oranın mukaddes yerlerine şeyi verildi kendisine. Bir takım hediyeler geldi oradan. Artık Osmanlılar mukaddes yerleri de koruyan, gözleyen bir devlet konumuna geldiler. Memlük Sultanlığı'nın bütün vazifeleri, görevleri bizatihi Yavuz Sultan Selim kendi şahsına gelmiş oldu. O bakımdan Yavuz Sultan Selim daha o dönemde bir hilafet kavramını bu anlamda manevi ve açıdan da ve siyasi açıdan da kendi şahsına birleştirmeyi düşünmüş değil diye ben açık bir şekilde düşünüyorum. Onun amacı tıpkı Memlük Sultanlığı'nda olduğu gibi halifeyi yanında bulundurmaktı. Yani iki idare dedim ya demin sözlerin başında. Yani Memlük idaresi ve sultan idari siyasi kararlar yanında dini manevi bir lider pozisyonu olmak üzere. Bu ikili sistemi muhtemelen Yavuz Sultan Selim sürdürmek istedi. Fakat nerede sürdürmek istedi bunu? Kahire'deki İstanbul'da. Niye? Çünkü artık İslam dünyasının ana merkezi İstanbul'dur. Bunu vurgulamak istiyor. O yüzden İstanbul'a getirdi halifeyi. Ve İstanbul'a geldiği zaman da o dönemin kroniklerinde, kaynaklarında, vesikalarında, yani başkanın bu atıldı zaten, hiçbirisinde İstanbul'a döndükten sonra işte Ayasofya'da tertip edilen bir törenle halifeden, hilafeti devraldan dair bir kayıt mevcut değil. Kesinlikle böyle bir kayıt yok. Ne selimnamelerde var, ne o dönemin belgelerinde var. Böyle çok önemli bir olay. Tören var. Devlet teslim var. Habbe-i kubbe yapmaya meyyal olan Osmanlı tarihçileri, her şeyi öven Mübarek Altı Osman neden böyle bir kutsi bir hadiseyi yazmasınlar, törenini ifade etmemiş olsunlar?
böyle bir şey olmadığı anlaşılıyor çok açık bir şekilde. Vesikası olur, belgesi olur veya başka bir şey olur. Ünvanlardan yola çıkarak, bu konu, bazı arkadaşlar ünvanlardan yola çıkarak bunu ileri sürüyorlar. Böyle bir şey olmuş olduğunu ileri sürüyorlar ve olabilir diyorlar. Ama ünvanlar bize bir şey ifade etmiyor. Çünkü dediğim gibi bu ünvanlar daha önce de kullanılıyordu. Diğer bir sonraki daha da bir ünvanlar kullanıyorlar. Ünvanlardan yola çıkarak bir şey elde edemeyiz. Bu bakımdan bununla alakalı böyle bir devir teslim konusu çok açık bir şekilde burada görülmüyor. Bazı arkadaşlarımız da, bu konu üzerinde olan arkadaşlarımız da böyle bir devrin, yani hilafetin devredilmeyeceği kanaatini paylaşarak başka bir açıklamada bulunmaya çalışıyorlar. Hilafetin devredilmemesi meselesi. Yani bunu Osmanlı tarihçilerinin bildiğini bu yönden, bu devir meselesinde de yazamayacaklarını ileri sürdüler. Bununla alakalı ben küçük bir makale kaleme almıştım. Bu hilafetin devredilip edilmemesi meselesi. Acaba gerçekten böyle mi düşünüyordu? Hangi şartlarda bunlar ortaya konabilir diye bu Mehmet İfşirli Armağan kitabında bu yazıyı bulabilirsiniz, oradan okuyabilirsiniz. Detaylı bir şekilde Osmanlı literatüründe ilk defa bu devir meselesini nasıl ortaya çıktığını orada geniş anlamda izah ettim. Burada da biraz bahsedeceğim bu konuda. Şimdi böyle bir devir teslim olmadığı anlaşılıyor. Peki Osmanlı hilafeti yok mudur? Osmanlı nasıl hilafet kavramını kullanmadılar mı? Tabii ki kullandılar. Osmanlılar, mesela şöyle oldu. Halife Yavuz öldüğünde 7 Kule zindanlarının hapisteydi. Çünkü bir takım uygunsuz hareketler oldu. Bazı şikayetler vardı hakkında İstanbul'daki yaşayışıyla ilgili. Yavuz da bundan dolayı şikayetler üzerine onu 7 Kule'ye hapsettirmişti. Vefatı vuku buldu. Yerine oğlu geçti. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman tahta geçer geçmez adil bir hükümdar olarak derhal bu hapsedilenleri bağışladı. Efendim babasının getirdiği İran'dan getirdiği, Mısır'dan getirdikleri vardı. Bunlara tekrar izin verdi. İstedikleri yere gidebileceklerine dair. İşte bu sırada halifeye izin verdi. Bu halife mütevekkil 1522 muhtemelen 1522 veya 23 yılında Kahire'ye döndü. Ve mevcut halife 1543'e kadar Kahire'de yaşadı ve orada vefat-ı vuku buldu. Oğulları vardı. Ve bir daha halifelik kavramıyla ilgili hiçbir ses de daha çıkmadı. Yani halifenin ölümüyle beraber mevcut kabul edilmiş halifenin. Ondan sonra bir daha herhangi bir hilafet konusunda bir ses de daha çıkmadı o bölgelerde. Halifelik adeta kendi kendine zaman içerisinde böyle bir Abbas hilafeti sona ermiş oldu. Şimdi bu boşluk, 1520'de Kahire'ye gönderdiği zaman böyle bir boşluğun olup olmaması meselesi kanun döneminde yeniden gündeme geldi çok ilginç bir şekilde. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman hem doğuya hakim, genç topraklara hakim bir sultan, bütün İslam dünyasında en önemli hükümdar gibi kendisini görüyor. Üstelik de Macaristan'a kadar uzanan bir genç bir hükümdarın verdikleri devletin de sahibi konumundadır. Bu boşluğu Kanuni Sultan Süleyman kendi şahsında birlikte toplayabileceğini düşünüyor. Ne zaman oldu bu? Muhtemelen elimizdeki bazı kayıtlara göre 1524'te bu kavramı, Kur'an'daki kavramı Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman bu kavramı orada tartıştırdı. Ve bu kavramın, yani hilafet kavramının burada yeniden tartışılması, gündeme gelmiş olması son derece önemlidir. Çünkü bundan sonraki gelişmelere bakıldığında giderek Kanuni Sultan Süleyman'ın nezdinde hilafetin bu manevi ve dini yönüyle siyasi yönünün tıpkı Abbasilerde olduğu gibi, dikkatinizi çekelim, arada çok büyük boşluk var çünkü, yeniden ihya edildiğini anlıyoruz. Çünkü Abbasi hilafeti Memlük Sultan'ın elinde, yani bir halife varken böyle bir durum söz konusu değildi. Çünkü halife, yani siyasi bir gücü yoktu. Fakat şimdi hilafetin kendiliğinden sönmesiyle beraber oluşan boşluğu Kanuni Sultan Süleyman kendisi kendi şahsında doldurmaya çalıştı ve bunu tartıştırdı. Dolayısıyla geriye dönecek olursak Yavuz Sultan Selim'in böyle bir hilafeti devralma
diye bir durumunun söz konusu olmadığını yine bu konuda çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bundan sonra gelişmeler, kanun dönemindeki gelişmeleri bir tarafa koyarsak, biraz belki sonra da tekrar kısaca bahsederiz. Yavuz Sultan Selim'in Harun Haremeyn, yani Müslümanlığın himayesi, hamisi sıfatıyla yetindiğini söylemiştim. Bu son derece önemlidir. Ve aynı zamanda da Yavuz Sultan Selim böyle bir devirle alakalı yine kaynaklarda herhangi bilgi bulunmadığını ifade etmiş, o dönem kaynaklarda bulunmadığını ifade etmiştim. Peki şu soru hatıra geliyor. Peki bu kanaat, bu düşünce, devreleri düşüncesi nereden ortaya çıkıyor? Makalemde bunu uzun diye yazmıştım. Burada kısaca özetleyerek belki konuşmamın son kısmını bu şekilde tamamlamış olabiliriz. Evet, ilk defa kim zikretti bunu? Ne zaman ortaya çıktı bu devir olayı? Niye buna ihtiyaç duyuldu? Şimdi elimizde uzun zamandan beri böyle bir Osmanlı kaynağında bahsedilmediğine göre bununla ilgili olarak ilk bilginin ne zaman olduğuna dair bir tarihçiler bir takım çalışmalar yaptılar. Bu zamana kadar bilinen husus bunun 18. yüzyılın ikinci yarısında Doston diye meşhur İsviç, aslında Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşıydı. Daha sonra İsveç elçisi oldu. Onu yazmış olduğu meşhur bir teşkilat kitabı vardı Osmanlı tarihiyle alakalı. Bu arada Doston çok açık bir şekilde 1760'lar, 70'ler civarı çok açık bir şekilde orada Yavuz Sultan Selim'in hilafeti Emtüvekkil'den Ayasofya'da düzenlenen tören devre altını yazdı. Bu zamana kadar ilk defa bu konuya temas eden şahsın Doston'u gibi ileri sürüyordu. Ben gerçekten böyle midir? Doston bu bilgiyi nereden ulaştı, nasıl ulaştı? Bunun peşine düştüm. Böyle bir devlet teslim oldu, bunun hakkını teslim ettim, onu bir tarafa bırakıyorum. Ama bu bilginin peşine düşmek lazım. İşte ben bu bilginin peşine düşerek biraz Osmanlı kaynaklarında acaba bununla alakalı bilgi var mı? Geç dönem kaynaklarında biraz geriye doğru gittiğimde tesadüfen önce 1740'larda Şehrizade Said diye bir Osmanlı tarihçisi var. Onun eserine bakarken buna yönelik bir kayıt gördüm. Yani orada da Osmanlı sultanlarının faziletlerini anlatıyordu Şehrizade. Bu faziletleri anlatırken işte ona kadar adiller, ne kadar işte böyle ağır cenaptırlar, o yüz hasleti, Osmanlı bahsi yüz fazileti. Bu Fezarename kitapları vardır. Bu genç bir gelenek oluşmuş, külliyat oluşmuştur. Bunun bir devamıdır. Orada bunları anlatırken bu tarafta da tam da o ilgili yerde çok açık bir şekilde Osmanlı sultanlarının Kureyşi oldukları, Kureyş'le meşhur oldukları, dolayısıyla hilafetin, Abbas hilafetini devam ettirdikleri, bunun yanı sıra aynı zamanda da zaten halifenin de hilafeti Yavuz Sultan Selim'e devrettiğini burada söylüyor. Tarih 1740'lar aşağı yukarı. Bu meseleyi biraz daha kurcalayınca, demek ki bir Osmanlı tarihçisi bunu söylemiş 1740'larda, çok geç olmakla beraber. Biraz daha işi kurcalayınca, daha geriye gitme imkanı oldu. Bu defa 1703'e doğru indik. Ve 1704 yılında, 1702 ve 1704 yılında Şaban Şifai diye bir tabip var. Bunun yine Osmanlı Sultanı'nın faziletleri adlı kitabı var. Bu kitaba baktım ki meğer Şehrizade o kitaptaki bilgileri aynı olup aktarıyor, başka bir şey yapmıyor, öyle anlaşılıyor. Ve Şaban Şifai'nin kaydettiği bilgi, o da başka birisine almış çünkü. Onun nereden aldığına baktım, kaynağını veriyor. Bu da Mev'i diye bir Arap asıllı bir alim. Mev'i 2. Osmanlı dönemi, yani geldik 17. yüzyılın başına neredeyse iniyoruz. O da orada devir meselesinden bahsetmiyor ama Osmanlı sultanlarının halife olduklarını ve hilafeti zaten irsen hilafete layık olduklarını ifade ediyor Mev'i. 2. Osmanlı döneminde, 2. Osmanlı sultanı. Tabi dikkat ederseniz verdiğim tarihler 1730'lar, 1702-1703'ler ve 2. Osmanlı dönemi. Hepsinin altında siyasi bir zemin var. Niye? 2. Osmanlı. Niye 2. Osmanlı dönemi? Çünkü biliyorsunuz o dönem çocuk bağışlarlar dönemi, çok ciddi problemler var. 2. Osmanlı nihayet büyük bir isyan sonrasında hayatını kaybetti. Siyasi zemin kaotik bir ortam karşımızda.
Şaban Şifa'ya geliyoruz. 1699 Karoluş Anlaşması'ndan sonra çok tepkiler var. Ortalık karma karışık, Libya'nın eline bakası ve padişah tahta edildi, yerine başkası getirdi. Bakın, katip ortamda. 1721'e geliyoruz, en son Şehrizade'ye. Onda da İran Safevi'ler yıkılmış. Safevi Devleti, Nadir Şah İran'a hakim olmuş. Osmanlılar şimdi büyük bir problemle karşı karşıyalar. Niye? Çünkü ilk defa olarak Osmanlılar bir Sünni devletle sınırdaş oluyorlar. Ne demek bu? Hani size sözlerin başında dedim, söylemeye çalışıyorum hadislerde geçen. Eğer bir ülkede iki hükümdar varsa birini, halife varsa birini öldürün diye bir şey vardı. Yani taaddüd imam fazlalığı. Dolayısıyla Müslümanların tek bir halifesi olur, hükümdar olur kavramı. Bu çok açık olarak Osmanlılar bu argümanları kullanıyorlar. İlginç bir şekilde Nadir Şah'ın işte hakimiyetiyle beraber bu gerçekleşmiş oldu. Ve Osmanlı uleması bu konu üzerine çok dikkatli durdu. Nadir Şah hatta biliyorsunuz Caferi'yle beşinci mezhep olarak kabul ettirerek, bu kabul ettirmek isterek daha doğrusu İslam dünyasındaki tefrikayı ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Osmanlı görüşmeler oldu. Fakat Osmanlı buna şiddetle karşı çıktılar. Tabi Şii ulema da karşı çıktı. Ve bu iş gerçekleşmedi. Çok sonra 1950'li yıllarda galiba Esher'de Caferilik beşinci bir mezhep olarak kabul edildi. Esher'de buna fetva verdiler. Çok sonraları olan bir şeydi. Ama ondan önce Osmanlı şiddetle karşı çıkmışlardı. Dolayısıyla bu durum bir tehlike arz ediyor. Çünkü bu defa mukaddes yerlerin kuruculuğunu kim üstlenecek? Tek bir idareci olur ve kaos ortamı ortaya çıkar diye ulema bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyor. O yüzden bu durum o dönemde Osmanlıların hilafetini güçlendirmek amacıyla Şehrizade'nin o dönemde bunu yazmış olması önemli. Osmanlı algılayışı itibariyle. Ve bu tezi öne sürüyorlar. Yani demek istediğim şey bu, her üç yazarın da bu konuyu ele aldıkları dönemler bu şekildeki karışık ve siyasi olayların çok ağır olarak cereyan ettiği, sıkıştırdığı dönemlere denk düşüyor. Şimdi Medine'ye dönerek tekrar bakarsak, yani 1620'ler aşağı yukarı İkinci Osman'a sunmuştu. Kitabında Mevlid ilk defa olarak Osmanlı sultanın faziletlerini alırken onların halifeliği Abbasilerin nüvabı yani naibi olarak sürdürdüklerini ileri sürdü. Ama Mevlid bir devir teslimden söz etmedi. Tabii olarak devam ettiklerini sürdü. Onun argümanı şöyleydi. O dedi ki ilk defa burada çok açık bir şekilde yani onun argümanı Osmanlı hanedanı zaten Kureyşidir. Yani Kureyş'ten geldiği için İşte hadiste de belirtildiği gibi halife Kureyş'tendir şeyine uygun bir açıklamaydı bu aslında. Ama biz biliyoruz ki hani Osmanlıların Kureyş'le bir alakası yok. Fakat argümanını destekleyebilmek amacıyla orada Merli, Beni Katura'yla, Beni iki kabile var. Bunlar Hazreti İbrahim'in bir cariyesi varmış Katura diye. Ondan sonra bu cariyeler pek çok çocukları olmuş. Bu çocuklar büyümüşler. Efendim bir bölüm bunların daha sonra şey gitmiş, Orta Asya tarafına gitmiş, Mahan tarafına gitmiş. İşte Türkler buradan geliyor imiş. Rivayet o şekilde. Bu karışık ortam içerisinde buradan çıkan bir grup güya önce Irak'a gidiyor, oradan ayrılıyor, Azerbaycan'a geliyor, Mahan geliyor. İşte diyor Mevli, Osmanlı'nın ataları işte buradan kopup gelen şeylerdir. Katura'ya mensup olan, işte bu sefer Kantroğulları diye çok geçen bir şey bu. Bunlara mensuptur. Dolayısıyla Kureyşilik burada söz konusudur diyor. Eğer Kureyşilik ise Osmanlılar Kureyşilik diyor. Dolayısıyla halifelik yapmakta onların meşru bir gerekçeleri mevcuttur demeye getiriyor. Yani demek istediğim şey bu. Fakat bildiğiniz gibi Kureyşilik meselesi Meryem'in ilk defa zikrettiği bir şey değil aslında. Daha 1432-30'lu yıllarda Mekke tarihçisi İbn Hacer de Osmanlıları Kureyşi olarak dilemişti. İlginç bir şekilde. 1432'ler. Bundan kaynaklanıyor. Yani bu rivayetlerden dolayı yola çıkarıyor. İlk Osmanlı tarihçilerinden birisi var mesela Enveli. O da çok ilginç bir şekilde Fatih zamanında yazmıştı. O da Kureyşilikten bahsediyor. Ama Osmanlıların gene dediğim gibi böyle bir durumlar söz konusu değil. Bu argüman
Osmanlı hilafetini desteklemek amaçlı olarak kullanıldı demek ki tarih boyu, süreç boyunca. Ve bu daha çok anlam ifade etmeye başladı 16. yüzyıldan itibaren. Özellikle Kanuni'nin daha doğrusu hilafeti açık bir şekilde ortaya koymasıyla beraber daha çok anlam ifade etmeye başladı. Halbuki ilginç olan taraf, Kanuni kendisini halife olarak ön plana çıkarırken 1540'larda meşhur veziri, Vezir-i Azam'ın sonra azletmiş olduğu Lütfi Paşa bir hilafet risalesi kaleme aldı. Orada hilafet risalesine tam tersini savundu Lütfi Paşa. Dedi ki, yani halifenin Kureyş olması gerekmez. Önemli olan adaletli bir şekilde hükmü icra etmiş olmasıdır dedi bu defa. Hiç olan taraf bakın o çıkış noktasında. Hakikaten de böyle çünkü İbn-i Haldun'un meşhur mukaddemesinde de aynı durum söz konusu. Orada da İbn-i Haldun bu şeyi anlatırken halifenin Kureyş olması ile ilgili olan kısmı doğru olmayacağını ve bunun mümkün olmadığını, böyle bir şeyin söylenememiş olacağını, bunun tamamen daha sonraki dönemlerde, işte Abbasi döneminde, belki Emeviler döneminde ortaya çıkmış olabileceğini yere sürmüştü o zaman dönemde. Ve bunu bizim Osmanlı tarihçileri de biliyorlar. İbn Haldun tercüme eden Pirizade Sahip Moğla bunun altını çizerek 1730'lu yıllarda tam da çok kritik dönemlerde bunun altını özellikle çizerek o da konuyu gündeme getirmişti. Yani Kureyşlik meselesi öyle anlaşılıyor ki zayıf bir argüman gibi gözüküyor. Peki geriye ne kaldı? Devir olabilir. Hayır, devir meselesi olabilir. O yüzden Şaban Şifai bu zayıf rivayeti bildiği için, çünkü Osmanlıların kim olduğu belli, onun üzerine o rivayete göre diyor kendisinin söyleşi. Kaynak vermiyor. Diğerini kaynak veriyor, buna kaynak vermiyor. 1702-1703 yazdığı eserinde Şaban Şifai. Osmanlılar Yavuz Sultan Selim Mısır'ı aldığı zaman diyor, halifelik haklarını Yavuz Sultan Selim'e devrediyor. Yani bu konuyu ilk defa açık bir şekilde yazan şahıs, işte bu tam da bu dönemlerde 1702 veya 1703 yıllarında Şaban Şifai'nin zaten kendisi olmuştur. O kadar kuvvetlendi ki bu rivayet daha sonra giderek yayılmış ve en son bunu dinlendiren de Dosson oldu. Ve bu zamanlar biz hep bildiğimiz şey, bu sadece Dosson'un ortaya koyduğu bir şey gibi düşünüyorduk ama bunun çok daha geniş bir arka planı olduğunu bu noktadan anlıyoruz. Osmanlılar, şunu belki tekrar vurgulayalım. Osmanlılar böyle bir devir teslime ihtiyaç duymadılar açık bir şekilde. Kanuni Sultan Süleyman hilafet kavramını klasik anlamda kendi şahsında toplamıştır. Çok buna açık olarak diyoruz. Bunu vurguladılar ve Kanuni ve halifeleri İslam dünyasının dünyasında en önemli bir hükümdar olarak, bir idareci olarak ve bunun kurucusunu üstlenmiş, bunun temsilini üstlenmiş ve aynı zamanda gaza yapan bir devlet olarak bunu layıkıyla yürüttüklerini açık bir şekilde göstermek istediler. Ve bu ünvanı bundan sonra açık bir şekilde kullandılar. Bu ünvanın çok daha dillendirilmesi, yani o zamanlar pek dillendirilmedi ama bu ünvanın dillendirilmesinde bir tarih süreci var. Kısaca bundan bahsederek belki sözlerimizi de tamamlayabiliriz. Gönderilen fermanlarda ve diğer bir takım mektuplarda, yazışmalarda bu ünvanları kullandılar ama bunun bir iddia şeklinde ortaya çıkması bir takım siyasi meselelerle doğrudan doğruya bağlantılı gözüküyor. Galiba 1657-58 yıllarında 1657-58 4. Mehmet'in tahta bulunduğu yıllar, yani çocuk padişahlar döneminde vardır biliyorsunuz Osmanlı'nın hakimiyetini o şeyde başlar. 17. yüzyılın başlarına itibaren 1. Ahmet'in tahta geçişiyle beraber başlayan süreç Osmanlılar'da bir ciddi bir saltanat idare problemine yol açtı. Çünkü bak çok kritik dönemler bunlar. 1. Ahmet çocuk yaşta saltanat makamına geçti. Ondan sonra gelen 1. Mustafa ilk defa farklı bir durum var orada. Çünkü aile babadan ola geçen sistem birdenbire bozuldu. Ve bu defa evet. Dolayısıyla bu durum, Osmanlı Devleti'nin ekberiyet usulünün ortaya çıkmasına yol açacak olan bu durum, bu dönemde tepki çekti. Osmanlı tarihçileri bunun farkındalar. Hasan Beyza'da çok enteresan bir şey söylüyor tam da bu dönemlerde. Bu işte bütün her şeyi değiştiriyor. Orada Hasan Beyza'da diyor ki, 3. Mehmet'in tahta geçişi dolayısıyla bunu söylüyor. Ashab-ı Hal-i Abd'in seçtiği hükümdar, mealini söylüyorum, onun ifadesini söylemiyorum. Seçtiği hükümdar ve ona biat etti diyor. Yani 3. Mehmet tahta çıktığı zaman. Ne demektir?
Böyle bir şey yok ki. Yani ashab-ı hala kim seçti 3. Mehmet'i tahta çıkardı? O ne demek? O kendi, yani bir kurul, yani bir seçkinler kurulu. Alimlerden oluşan seçkinler kurulu tarafından seçilen bir hükümdar. Yani normalde zaten babada olay geçen bir sistem vardı. Başka bir düşünemez ki. Birdenbire işte 17. yüzyılın başlarında hükümdarlık problemi, birdenbire Osmanlı şeylerinin, entelektüelerin gündemine oturuyor. Çünkü dediğim gibi problem burada. Çocuk yaşta padişah. Saltanat makamında ehil birisinin olması lazım. Çocuk ehil birisi değil ki. Yani hükmetmesi de biraz problemli. Bu anlamda o dönemin meşhur şeyi Hüsam Hocazade Esed Efendi gibi Sunlu Efendi gene meşhur Şeyh Hüsam'dan, ulemadan o dönem bunlar ve Vezir-i Azam o dönemdeki önemli Beyşah bunlar bunu düşündüler. Yani Osmanlı zihinlerinde bu yani. Nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla eski sembolik olarak İslam tarihi boyunca geliştiren özellikle 4 halife devrimi itibaren hakimiyet telakkisinin halife kavramlarını yeniden ortaya koyarak bunları metinlere yazmaya başladılar. Hatta o kadar mesela Sunlu Efendi efendi üzerine bazı suçlamalar vardır o dönemde. Dedi ki Sunlu Efendi Osmanlı iktidarını yıkacak, yerine kendi hükümdar olmaya çalışıyor derler. O sırada çıkan bir şey var. Gene Hasan Beyzade'den kaynaklanıyor. Hilafet eftaliyettir diyor. Eftalan kimse halife olur. Yani saltanatla bir alakası yok bunun. O işte Osmanlı'dan dışında herhangi birisi de halife olabilir demeye getiriyor yani. Bunların söylenmesi çok önemli bana göre. Bu hep güzel adetten şeyler. Çünkü biz zannediyoruz ki Osmanlı Hanedanı alternatifsizdir. Hiç konuşulmadı. Onlar hep böyle daima çok böyle üst düzeyde tutuldu düşünüyorum. Halbuki böyle değil. Çok tartışıldı. Bunlarla alakalı yine benim küçük bir yazım var. Bu hilafet tartışmaları, daha doğrusu hükümdarlıkları, alternatif tartışmaları üzerine orada çok geniş ve kaynaklara olarak bunun bir tarihi seyrini ele almaya çalışmıştım. Çok açık bir şekilde bu durumun orada gündeme getirildiğini biliyoruz ki bu eski yani bir bakıma dört halife dönemine doğru bir dönüş gibi bir kendini gösteriyor ifade itibariyle. Yani bu anlamda ilginç bir konu. Nitekim de 1657-1658'de hemen demek ki çocuk padişah dönemi diye saymaya çalışıyordu. Ondan sonra gelen 1. Mustafa'dan sonra gelen işte Osman yine yaşı küçüktü biliyorsunuz. Feci bir şekilde tahta indirildi ve idam kurulu yine tekrar 1. Mustafa tahta geçirdi. Kısa bir süre kaldı. Onun yerine geçirilen 4. Murat var. O da çocuk yaşta geldi. 10 yıl boyunca küçük çocuktu. Yani ondan sonra ancak hakim oldu. Uzun yaşayamadı. 29 yaşında vefatını kurguldu. Onun yerine getirilen kardeşi İbrahim zaten aklen zaaf içerisindeydi. Hanedan neredeyse yıkılmak üzere. Çünkü kimse kalmadı. Tek tahta çıkan İbrahim var. Sultan İbrahim. Başka kimse yok. Onun da acaba çocuğu olacak mı olmayacak mı? 2-3 yıl herkes tayakkuz içerisinde. Ve Allah'tan ki diyelim daha doğrusu birdenbire çocuklar olmaya başlayınca tabii hanedan yeniden onun kolundan şenlendi. Ve vefatıyla beraber, daha doğrusu tahta indirildi İbrahim ve yerine çok küçük küçük ya, mini mini diye bizim şeyde tarihlerden birisi öyle yazar, mini mini sultan. 4. Mehmet tahta çıkıyor 4-5 yaşlarında. İşte bu çerçevede bakıldığında çocuk başlar döneminde bu saltanat hilafet konularının esaslı bir şekilde gündeme geldiğini ve tartışıldığını görüyoruz. Bu anlamda işte çıktı o elçi tam da 1658'de bu şey İsveç elçisi öyle diyor. Güya Safeviler o sıralarda Osmanlı'nın da bir ittifak yap, daha doğrusu barış yapmak istemişler. Barış teşebbüsüne girişmişler. Fakat Osmanlılar bu şeye barışa karşı çıkmış Osmanlı leması. Sebebi de şuymuş. Diyorlar ki şeyde, eğer diyorlar, pardon yanlış söyledim, Babürlerle anlaşma yapılacak, arada şeye karşı, İran'a karşı Babürler bir elçi göndermişler. İran'a karşı anlaşma yapalım ikimiz ve bu şekilde İran'ı ortadan kaldıralım demeye getiriyorlar. Fakat Osmanlı leması buna karşı çıkıyor. Ki Osmanlılar hep yani İran'a karşı sürekli bir şekilde bir savaş ortamı içerisinde biliyorsunuz nasıl bir durum ortaya koydular. Buna karşı çıkmanın taçup anlaşılmıyor. Niye karşı çıkıyor Osmanlılar? Ulema neye karşı çıkıyor? Erçin belirttiğine göre eğer ulema şöyle demiş, eğer
Safevi Şii İran ortadan kaldırılırsa biz Babürlerle komşu oluruz. Komşu olmamız iki Sünni devleti komşuluğu anlamına gelir. O zaman hakimiyet problemi çıkar ve bizim mukaddes yerler hakimiyetimiz sarsıntıya girer diye bunu reddettiğini ileri sürüyor. Yani bütün bunlar aslında hilafet kavramıyla doğrudan doğruya bağlaşık olan şeyler ve bu tartışmalar zaman içerisinde bu şekilde sürüp gitti. 1720'lerde Eşref Şah aynı şekilde Afganlı İran'ı idareyle geçirdi, ardından Adişehir'de geçirdi biliyorsunuz. O dönemlerde de bütün bu argümanlar hep kullanıldı. Ve nihayet bu tartışma ortamı aşağı yukarı İkinci Abdülhamit dönemine kadar bu şekilde devam etti. İkinci Abdülhamit dönemindeki tartışmalar farklı bir zemine oturtmak lazım. Aslında gerçek anlamda bütün İslam dünyasının halife kavramı eğer varsa bunu ikinci Abdülhamit kendi şahsında bunu kabul ettirmiştir. Bunu da söylememiz gerekiyor. Gerçek anlamda bir Abbas hilafeti o dönemdeki gibi düşünecek olursa bunu gerçekleştirdiği dönem ikinci Abdülhamit dönemidir. Onun şahsında. Çünkü bunu da tabii siyasi zemin unutmamamız lazım yalnız. Bu çünkü bütün İslam dünyası aşağıda Osmanlılar dışında hep bir Hristiyan idaresi altında müstemleke konumunda olduğu için burada tutunacak tek de Osmanlılar olduğundan dolayı böyle bir durum söz konusu olmuştur. Ben o şey dediniz mi? Babürlerle niye komşu olmak istemiyorlar? O kısmını anlayamadım ben. Çünkü aradan İran giderse Babürler komşu olurlar. Aynı anda iki İslam hükümdarı Sünni çünkü devlet olmaz. Bir tanesinin öldürülmesi gerekiyor hadis gereğince. Onu düşünüyoruz çünkü ulema. O yüzden bunlar kalsınlar. Çünkü şey bu. Eğer şöyle kabul ediyor. Aslında halife tektir. Fakat İslam dünyası çok genişlediği için arada bir şey varsa, bir engel varsa haciz diyor diye. Engel varsa o zaman problem yok. Yani onlar da çünkü idare edecek. Buraya da şey ulaşamaz. Halifenin gücü siyasi ulaşamaz. O yüzden onlar kendilerine hükümdar seçebilirler diyor. Şimdi arada engel şey, İran, Şiiler var. Dolayısıyla sınırdaş olmadığı için Babürleri uygun karşılıyor. Onlar kendileri hükümdar seçebilir. Aynı şey Fas için de geçerli. Fas'ta da aynı durum var. İsmail'de. İsmail'de kimse yok. İsmail'de. Evet. Osmanlı dönemi için söylüyorum. Evet. Şeyde Fas'ta da aynı durum geçerli. Fas'ta da Osmanlı hilafetinden olur diyor. Çünkü ne arada haciz var, engel var. Ne engel? Deniz engeli var. Deniz veya bir engel olmadıktan sonra şimdi birleşince o zaman aynı ülkede iki tane hükümdar ortaya çıkıyor. Yani bunları düşünüyorlar. Çok ince. Sırdaş değil miyiz Fas'ta? Garp ocakları var. Ama işte arada bir deniz var. Garp ocakları olmasına rağmen onu makul karşılıyor yani. Orada bir sıkıntı yok. Deniz olduğundan dolayı. Durum bu. Yani o anlamda şey zamanında, ikinci Abdülhamit zamanında bu hilafet meselesi bu şekilde bu siyasi zemin altında kabul edilmiş oldu diye söyleyelim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne böyle bağlı bir şey. Çok teşekkürler. Sağolsunuz. Hocamızın Yavuz Sultan Selim kitabını vakfımızdan temin edip kendisine imzalatabilirsiniz. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi yapıyoruz. Sonra 1518'den sonra 1590'a kadar olan kitaplarda niye yazmıyor işte Yavuz Teslim? Hep böyle 1600-1700 yıllar. Devir teslim etti. Devir teslimde bir şey olmadı. Yoktu. Bunu anlatmaya çalıştım. Olmadığı için kendiliğinden olan bir durum var. Çünkü bir borçluk doğduğu için Kanuni Sultan Süleyman borçluğu doldurmaya çalıştı kendi şahsında. Evet. Ve ünvanı kullandılar. Ama bunun Abbas hilafetinin devamı şeklinde ortaya çıkması, bununla ilgili argümanlar çok geç dönemde ortaya çıktı. Bu da siyasi şartlar altında oluşan şeyler demek istiyorum yani. O dönem itibaren başladı. Bir de hocam, Küçük Kaynarca Anlaşması'nda biliyorsunuz çok felaketli bir harbi sonucunda imzalanan bir anlaşma. Rus tarafında Çar Ortodoks haklarını savunurken bizde de padişah Müslümanların halifesi olarak Kırım'daki Müslümanların hakkı. Bu bağlamda da yani halifelik tam olarak o anlaşmadan sonra oturdu diyebilir miyiz? Siyasi olarak, koruma açısından Müslümanlar. Ama ondan önce de var bu kavramlar. Çünkü Osmanlılar ondan önce de bazı toprakları kaybetmişlerdi. Kırım'da da aynı durum söz konusu oldu ama Kırım galiba ilk defa bir büyük bir Müslüman topluluğun bir terk edilmiş şey olması anlamına geliyordu. Oradaki inaritet kavramı, inaritet kavramı sonucu önemliydi zaten. O yüzden bunu
daha sıkı bir şey kullanılır ama ben tabii biraz daha biliyorsun bahsettiğim bundan öncesiyle ilgili geçimlerden söyledim. Evet, onları anlatmaya çalıştım. O dönemde zaten alışılmış bir şeydi bu. Orada bunu çok kuvvetli bir şekilde tabii ki vurguladılar. Başka bir soru var mı? Ben hocam da teşekkür ederim.